Onun dışında Galatasaray'da enteresan gelişmeler, onu da söyleyelim. Galatasaray'da asıl gündem Falcao'nun gönderilmesi. Yani Falcao gönderilirse Hulk transferi bu kez ön plana çıktı. Niye diyeceksin? Hulk nereden çıktı diyeceksin. Daha önce biliyorsun hayal bile edilemeyen Drogba'yı Çin'de yaşanan bir kriz sonrası Galatasaray adeta bedava getirmişti. Şimdi aynı şekilde Hulk'ta böyle bir şey durum var. Çünkü Çin Futbol Federasyonu kulüplerle bir araya gelerek belirlediği makul maaş indirimi tasarısını belirledi ve buna göre 100 milyon yuan yani 12 milyon euro ve üzerinde maaş alan oyuncular %50 indirim yapacak bütün kulüplerde. Hatta her takımda sadece bir oyuncu 100 milyon yuan yani 12 milyon euro kazanacak. Bunun dışındakiler daha düşük makul fiyatlara oynayacak artık. Kulüpler yeni sözleşmelerinde 50 milyon yuan yani 7,5 milyon euro üzerinde sözleşme evet. yapamayacak. Yani öyle diyorsunuz ki Şangay Ship'te oynayan Hulk da 6 milyon euro'luk bir teklif vermişler Hulk'a Şangay Ship tarafından. O da kabul etmemiş. Tavan ücret demişler, kabul etmemiş. Ben o zaman Avrupa'da ben isteyen kulüplerden birine giderim. Galatasaray'ın Hulk sevdası geçen yılda vardı. Eğer Falcao'ya gönderebilirlerse Galatasaray Hulk'u transfer eder. Buradan da söyleyeyim. Yani nasıl Falcao Galatasaray'a gelecek demiştim şampiyonluk kutlamalarında. Burada da böyle bir durum var. Galatasaray'da Limina'nın kiralanması yeniden gündeme gelmiş. Çünkü Terim'in çok fazla sakatlandığı için yeni sezonda kadroda düşünmüyordu ama alternatif isimlere baktıklarında hem yüksek ücret ve doğru dürüst cevap da alamamışlar kiralanma konusunda. O yüzden Southampton'da oyuncunun ödemelerini düşürmek için Gabonlu'yu yani Lemina'yı tekrar kiralamak istiyor. Hatta Lemina bir dönem Sergen Yalçın'ı da yani Beşiktaş'a dönermişti. Fakat Sergen Yalçın yüksek maliyeti nedeniyle Lemina'yı veto etmişti. Peki Fenerbahçe ile ilgili var mı bir gelişme? Daha var. Peki tamam. Biliyorsun menajerler şu anda özellikle Galatasaray'ın kapısına aşındırıyorlar. Çünkü transferde eli rahat Galatasaray'ın harcama limitlerinde. Yaklaşık 100 milyon lira gibi bir rakam bütçesi var. Menajerler bu yüzden Galatasaray'a Elif Elmas'ı önermişler. Kiralık olarak getirmeyi önermişler. Napoli'de beklentileri karşılayamadı biliyorsun. Galatasaray'da Seri'nin yerine orta sahanın ortasında çift yönlü oynayacak bir oyuncu arıyor. Elif Elmas uygun şartlarda kiralık olarak getireceğini söylemiş menajeri. Terim de Elif'in menajeriyle görüşen Şükrü Hanedar'a uygun şartları varsa düşünebiliriz demiş. Onun dışında asıl bomba Aboubakar. Ayda. Çünkü Fatih Terim hem Falcao'nun hem de Chakne'nin gitmesini istiyor biliyorsun. Falcao giderse Mandzukic tarzı bir forvet istiyor asıl istediği bu. Chakne giderse de yedek kalmayı sorun etmeyecek forvet arıyor. Terim'in önüne Aboubakar ismi geliyor. Çünkü rakamlar şu anda çok uygun. Biliyorsun Beşiktaş'ta 3.3 milyon euroya oynuyordu. Sakatlığı da geçti. Geçen yıl 8 maçta oynadı. Son 8 maçta Galatasaray'da şu anda 1.5 milyon euroya Galatasaray'a getirebileceğini İsrailli menajeri Şükrü Hanedar'a söylemiş. Ama bunun dışında eğer Vedat Muriç giderse bu İsrailli menajer Fenerbahçe'nin de kapısını çalmış. Aynı zamanda Aboubakar Alanyaspor'a da teklif edilmiş. Yani 3 kulübe birden teklif edilmiş onu söyleyeyim. Fenerbahçe'de de bir stoper adayı vardı biliyorsun. Son olarak Fenerbahçe'yi de toparlayalım evet, hızlı hızlı Sayın Uzundurkan. Evet Malang Sarr diye stoper vardı biliyorsun 21 yaşında Fransız. Şu anda boşta sol ayaklı bir stoper. Emre Belözoğlu bu oyuncu ile ilgili eğer alabilirsek 5 sene stoper sıkıntısı çekmeyiz demişti. Ama Senegalli stoperin menajeri de Barcelona ve bazı önemli büyük kulüplerden Inter gibi kulüplerden de teklif beklediklerini söylemişti. Fenerbahçe'de geri adım atmıştı ama şu ana kadar ne Barcelona'dan ne Inter'den hiçbir teklif alamamışlar. Sarı'nın menajeri de önümüzdeki en iyi teklif Fenerbahçe ve Fiorentina'dan geldi demiş Malang Sarr'a. O yüzden bu oyuncu da ya Fenerbahçe ya Fiorentina'dan birini artık seçecek bakalım göreceğiz. Peki. Bu arada biliyorsun Luis Gustavo için Lyon kapıya dayandı Fenerbahçe'nin kapısına.
Ama Fransız VMC radyosu da diyor ki Luis Gustavo'nun transferiyle ilgili Lyonlulara burada yorum yapmışlar. Bu transfer çok zor diyor. Çünkü Brezilyalı oyuncunun yani Luis Gustavo'nun Fenerbahçe'den ayda 400 bin euro kazandığını iddia etmişler. Ayrıca bonuslar olduğunu söylemişler ama bana çok inandırıcı gelmedi açıkçası onu söyleyeyim. Şimdilik. Peki. Bir de Atletico Madrid'in Falcao'nun tekrar takıma dönmesi için planlar yaptığı da iddia ediliyor. Bu da linkli bir haber. Bugün böyle bir haber de vardı. Gerisini de foto maça bıraktım diyorsunuz abi. Peki. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Var olun. Zeki abi de Hulk mesela bence özne. Hulk. Yani Hulk da zaten hep aşağı yukarı her sene yazıldı, çizildi. Galatasaray yazılıyor. Galatasaray'a belli periyotlarda işte Fenerbahçeli adı geçti. Ama burada en önemli sorun ki Falcao'nun bir an evvel satılabilmesi ve orada da bayağı bir sıkışık durumda şu anda. Ve oyuncunun da burada mutlu olduğunu söyleyebiliriz. Pek Falcao'nun tabii. Ayrılma niyeti olduğunu da görmüyoruz açıkçası. Yalnız Aykut Hulk'u da almaya düşünen bir kulübümüz olursa bu Galatasaray'da olabilir, Fenerbahçe'de olabilir. Onlar da yine bu Beşiktaş'ın düştüğü ikilemeye düşebilirler. Aynı tam olmasa da benzer sıkıntılar Hulk'ta da var. Değil mi? Tabii. Hulk da yani çok normal bir sporcu değil. Balotelli mi daha normal Hulk mu? daha tercih edilir. Ama bu, şu da olabilir. Balotelli'yi gösterip gözü korkutup ondan sonra Hulk'u satabilirler yani Türkiye'ye. Bak, o da başka. O da başka bir bakış açısı. Yani Balotelli bir heyecan getirir Türk futboluna, Beşiktaş camiasına. İşte Hulk yine bir heyecan getirir. Falcao nasıl bir geldiyse. Bir ara Mandzukic ismi de dolaşıyordu. Mandzukic de hala konuşuluyor. Hala konuşuluyor. Ama yani işte burada bakın maliyet çok önemli. Sen Mandzukic'i alıp hani bağış kampanyası yapıp Necip de olsan da indirime gidip Mandzukic gibi bir adam 3-4 milyon euro bir para alırsa olmaz. Tabii. Orada sıkıntı yaşanır. O Beşiktaş'ın şu anki felsefesine aykırı. Ama bunları yapıp da işte Balotelli veya X bir oyuncu işte 1,5 milyon euro ya da en fazla 2 milyon euroya golcüye verirsin derler ya. Onu yapıyorsan tamam bu sıra dışı bir şey değil. Kabul edilebilir bir şey. Şimdi bir şey daha sormak. Hocalara getireyim biraz konuyu. Teknik adamlara getirelim konuyu. Evet. Az önce de işte Sergen yani hocaların karar verebileceği bir şey aslında transfer. Hani baktığımızda kimilerine göre bu böyle değil. Yanlış. Hı hı. Kimilerine göre hayır efendim yönetim yapar transferi, hoca çıkar takımın başına sahaya. Hı hı. Hayır efendim sportif direktör yapar. Sportif direktör hocayı alır, ikisi karar verir. Yönetim sadece kasanın ağzını açar. Burada böyle bir gelgit yaşanır. Mesela Premier Lig'de öyle değil. Premier Lig'de değil mi bir sistem vardır. Yönetim yapar transferi, hoca ona göre gelir. Bizde durum daha farklı. Bizde biraz farklı. Bizde yani Türk olarak da yapımız da çok farklı. Burada yani bizde daha çok hoca, ataerkil deriz ya, hoca erkil bizdeki işte. Yani hoca burada çok önemli. Hocayı beğenmediği, istemediği bir oyuncuyla bu sezona, yeni bir sezona sokmanız çok büyük bir risk. Yani bu istenmeyen evlilik gibi bir şey oluyor aslında. Adam başka yollara sapar yani o tarzdaki olayda. Kaşı, gözü, korner vuruşu, sahada duruşu bile her şeyi batar ondan sonra. Tabii. Yani ilk önce burada ama yönetim çok önemli. Yönetimin akılcı olup... yani böyle bizim gibi veya gazetelerde veya dışarıdaki sohbetlerle, aracılarla veya şeylerle değil. Birebir hocayla ciddi bir toplantı yapıp ilk önce hocayı ikna etmeleri lazım. Zaten bunu da birkaç gün içinde yapmaları lazım. Hani Anadolu'da bir laf vardır ya, mal yoksa mındar olup gider. O yüzden ciddi olarak kendi aralarında bir çözmeleri lazım. Çok da fazla konuşulursa can da başladı işte. Bence yanlış başladı yani. Anlatabildim mi? Yanlış başladı. Önceden ilk önce ikna edilip de. Ya da 3 tane, şu olur aslında Aykut, yani hoca 3 tane isim verir. Alabiliyorsanız ilk önce bunlardan birini alın. Bir numarada Serdar'ı istiyorum. Birinci sıradaki adayım bu Serdar, benim oyun felsefeme uyan, bizim takıma uyacak kişi. İki numarada Aykut, Serdar alamazsan Aykut al derler. Aykut alamazsan Ozan al derler. Ha, o bence zaman bu yolla gitmediler yani. 3 isim var. Zeluiz, Seferovic, Balotelli. Hoca da bu ikisi olmuyorsa Balotelli'de yapacak bir şey yok gibi mi? Bence hocanın listesinde bu yok benim anladığım kadarıyla. Hoca bugüne kadar bu ismi hiç zikretmemiş bence. Bu biraz emrivaki işe kaçıyor gibi. Sergen Hoca'nın kişiliğinde de bu iş ters teper diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Aykut'un dediği sistem Premier Lig'de, La Liga'da, Almanya'da o futbolun kurumsallaştığı yerlerde olan bir şey. Oranın scout yapılaması, scout yapılaması. Altyapısı, altyapı gibi. CEO'su, genel müdürü, her şey maaşlar ayında birinde yatar.
İkisini de tatile denk geldim. Yattığımı özür metubuyla birlikte gelirim.